Emeğin gündemiyle yeniden merhaba değerli izleyiciler. İktidarın yürüttüğü politikalar sonucu çığ gibi büyüyen ekonomik kriz işçilere, emekçilere yoksulluk ve işsizlik olarak dönüyor. Bugün sağlık sektöründe yaşanan işten çıkarmaları ve sağlık sektörünün genel durumunu konuşacağız. Konuğumuz Kenan Güngördü. Kendisi bir sağlık emekçisi. Uzun yıllardır da mücadele alanlarından tanıdığımız, emek mücadelesinden tanıdığımız bir arkadaşımız. Geçtiğimiz hafta bir özel sağlık hastanesinde, özel hastanede ekonomik küçülme gerekçesiyle işten çıkarıldı. Genel ülkenin ekonomik durumunu, özellikle de sağlık sektöründe yaşananları kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yani biz mücadele alanlarından sizi tanıyoruz. Evet. Biraz da izleyicilerimize tanıtmak açısından kendinizi ifade edebilir misiniz? 2018 yılında güvenlik soruşturmasıyla ihraç edilmiş bir sağlık emekçisiyim. 2018 yılında Zeytinburnu Belediyesi önünde yaklaşık 3 yıllık bir oturma eylemi gerçekleştirdim. Davayı kazandığım halde uygulamıyorlardı. Bunu da özellikle söylemek istedim ama hani oradaki mücadelenin bu kadar uzun sürmesinin nedeni iktidar belediyesi olması. Kural, hukuk, anayasa hiçbir şey tanımıyordu zaten. Dolayısıyla da uzun sürdü ve en son bir mütabakatla anlaştık. İşe başlatmadılar ama bir anlaşma imzaladık ve bütün haklarımı aldım. Böyle gidiyor şu anda. Ara ara iş bularak çalışmaya çalışıyorum ama o 3 yıllık mücadele nedeniyle de tabii artık tanınan diğer özel sektörde de bana sıkıntı yaratan bir hal aldı. Dolayısıyla da en son Koç Üniversitesi Hastanesi'nde başladım. Orada da sendikal örgütlenme nedeniyle işten atıldım. Ve dediğiniz gibi bu hafta içinde de bir kez daha diğer bir özel bir hastaneden bir kez daha atıldım ama bu kez ekonomik krizi bahane ettiler. Şu anda böyle gidiyor. Yani daha önce bir kamudaydınız. Evet, kamudan ihraç edildim. İlk önce aile ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaydım. Oradan belediyeye geçtim. Belediyeye geçtikten sonra da 15 Temmuz'dan sonra gelişen işte güvenlik soruşturmaları ve KHK'lerle birlikte güvenlik soruşturması nedeniyle haksız ve hukuksuzca işten atıldım. Ya genelde KHK'leri Kürdistan belediyelerinde gördük işten atılma. Yani kayyum politikaları sonra, kayyum sonrası Kürdistan'ın belediyelerinde. Bir de kamu emekçilerinde yani memurların KHK'li işten atıldı. Seninki burada özel bir örnek. İşte bir iktidar belediyesi. Oraya güvenlik soruşturması yapılarak zaten girmişsin. Evet. Çalışıyorsun ama 15 Temmuz sonrası gelişen hukuksuzluk, anayasanın rafa kalkması, çalışma hürriyetinin bile elden alınmasının bir örneğini İstanbul'da sen Yaşadık. yaşadın ve direnişle, o direnişlerden biliyoruz, Evet. direnişle en son mahkemeyi de kazandın. Evet. Geri başlatmadılar ama anlaşma varılarak sonuçlandı bu Evet. direnişin. Son süreç belki şeyi, o yani sendikal örgütlenmeyi daha sonra konuşabiliriz. Olabilir. Ama bu yaşanan ekonomik kriz bahanesiyle işten atılma meselesini biraz anlatabilir misin? 5-6 yıldır Surp Hırgıç Ermeni Hastanesi'nde özel bir hastane, vakıf hastanesinde çalışıyordum yine. İşte 5 ayım bitmişti. 5 ayım bittikten sonra çağırıp yani ansızın öncesinde haber vermek yok zaten. Yani çağırıp dediler ki ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Peki dedim madem öyle dedim 5 ay önce neden bu kadar personel aldınız ve niye ben? Dediler ki işte hasta yok. Aslında kârdan giden bir şey vardı. Çok kazanıyorlardı ve tabii ve çok pahalı. Evet hastaları azalmıştı ama yıllarca 192 yıllık bir hastane aslında. Yani 192 yıl boyunca bu hastane bu kadar deprem, savaş,
hastalık, salgın hastalık vesaire falan görmüş bir hastane. Bu kadar süre sonra ekonomik nedenlerle 13 işçi işten çıkardı. Ben de bunun üzerine tabii bu durumu protesto etmek için bir basın açıklaması düzenledim. Ve sağlık sisteminin, özellikle sağlık sisteminin geldiği aşamayı da göstermek istedim. Çünkü aslında denetleniyorlar. Ama denetleyenlerin de sadece bu Ermeni Hastanesi'nden bahsetmiyorum aslında. Bir bütün genel anlamda sağlık. Özel sağlıkta denetleniyorlar. Ama bu son herkesin malumu bildiği hastanelerdeki çocukların, bebeklerin ölümü, yani yoğun bakımdaki ölümler bir kez daha aslında özel sağlık sistemini açığa çıkardı. Ne kadar düzensiz, ne kadar denetimsiz olduklarını da ortaya yani çıkardı bu şey, yani ölümler. Şimdi biraz şey, çalıştığın hastane, en son işten aldığın hastane köklü bir hastane. Çok köklü. Evet. Bir vakfa ait, işte uzun yıllardır bir sağlık deneyimi olan vakıf hastanesi. İşlerinde yani son yıllarda sağlık sektörü kamudan resmen tasfiye edildi. Bir piyasalaştığı, ciddi rantın olduğu, bir sermaye birikiminin olduğu bir alan haline geldi. Bunun bir sonucu, yani zarar etme meselesi, gerçekten böyle bir durum var mı? Ya da ekonomik krizin etkisi buralara kadar yansıdı mı? Yani insanların sağlığından kısacak noktada mı? Gerçekten böyle bir durum var mı? Şeyde, bunu gözlemleyebiliyor muydunuz yani hastanede? Ben 5 aydır oradayım. Tabii bu 5 aylık bu süreçte diğer arkadaşlarımdan, yani orada 10 yıllık, 15 yıllık olan arkadaşlardan da edindiğim bilgi bu. Evet, bir hasta azalması olduğunu söylüyorlar. Yani son yılların en az belki de hasta sayısına ulaştı. Yani şey anlamda azalma oldu. Oldu ama yıllarca, yani 192 yıldır bu kadar kar eden bir vakıf hastanesi bu 5 ayda bu hale gelmemiştir mutlaka. Tabii. Yani ekonomik nedenler ise eğer, madem öyle, bu kadar insanı 5 ay önce, yani ben başladığımda oraya, ben işe alındığımda alınırken bir işçi alımı oldu. Yaklaşık 50-60 dediler o zamanlar. Biliyordunuz madem öyle, niye aldınız? Aldınız bu kadar kısa sürede, yani ekonomik sıkıntı yaşamış olamazsınız. Demek ki bu politikalardan da kaynaklı, artı gerçekten fiyatlar yüksekti. Yani oradaki fiyatlar yüksek çünkü kontrol yok, mekanizma yok, denetleme yok. Benim eylem, basın açıklaması düzenlediğim gün Sağlık Bakanlığı'ndan aslında denetlemeye gelmişlerdi oraya. Yani ama ne kadar denetlendiklerini son işte basına da yansıyan 19 hastanedeki bu yani ölümlerden, bu işte çocukların, bebeklerin ve insanların hayatına kasteden mafyalaşmış, çeteleşmiş sistemin aslında ne kadar denetlendiğini de ortaya koyuyoruz. Sadece Ermeni Hastanesi değil, aslında bütün hastaneler denetleniyor. Ama maalesef... Denetlemenin niteliği önemli. Evet, niteliği önemli ve nereye baktıkları, yani neler, ne kadar kazanmış, nereden kazanmış ve orada neler yapılıyor. Biz en alt kademeyiz. Yani şu... Bir ekonomik kriz olduğunda bu krizin faturası ilk emekçilere yükleniyor. Bütün her yerde öyle. Bu hastaneye devasa karlar kazanırken, karlar yaparken o kardan emekçiye bir pay vermiyordu. Şu anda söylediğiniz işte karından kısmen, evet, bir hasta ziyaretlerinde, hasta gelişlerinde azalma var. İlk kestikleri işçinin, emekçinin çalışma hakkı. Oradan işsiz bıraktılar. Peki hastane çalışmaya devam ediyor hala. Siz de işten atıldınız. Bu iş yükü de başka arkadaşların üzerine. Bir kişinin yapacağı işi iki kişinin yapacağı işi o zaman bir kişiye mi yaptırmaya çalışıyorlar? Oradaki çalışma yoğunluğu nasıl işleyecek? Nasıl olacak bu? Şimdi ben atılırken oraya çağrıldığımda dediler ki, yani atmak için çağırdıklarında dediler ki 30-35 kişi atılacak.
Aslında oradaki basın açıklamasının amacı da oydu. Yani atılmaların önünü kesmek en azından. Ben atıldım. Başka arkadaşlarımız başka atılmasın. Başka arkadaşlarımız atılmasın diye. Ben çıktıktan sonra öğrendim ki benden hemen sonra yani 1-2 gün içerisinde 10 Ekim ile 11 Ekim arasındaki bu 2 günde 13 işçinin atıldığını öğrendim içeriden. Pazartesi günü atacaklarını söylediler öbürlerini de. Ama pazartesi günü bu basın açıklamasının olmasından ötürü, basın açıklaması yapılacağı çağrısından sonra ve bunun basına düşmesinden hemen sonra işten atılan olmadı. Dolayısıyla oradaki basın açıklaması metninde de ifade ettiğim gibi basına da basından takip eden arkadaşlar da biliyorlar. Uyarıyoruz. Yani şunu söyledim. Dedim ki bu daha en ufak eylemimiz, bu en ufak bir tepkimizdir. Bu krizin nedeni biz değiliz. Siyasal iktidardır. Yani AKP. Yani AKP'nin politikaları sonucu bir şey oluyorsa, yani bu krizin nedeni işçiler de emekçiler değil. Her yerde ilk önce ödetilen yani emekçiler ama krizin nedeni biz değiliz. Yani karımıza kar katarken iyiydi, güzeldi. Ama karınızdan azalmaya başlayınca ilk saldırdıkları şey emekçiler oluyor. İşten çıkarıyor, açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum ediyor. Dolayısıyla da tepkim o yüzdendi zaten o ilk basın açıklaması. Ve şunu söyledik. Dedik ki yani bundan sonra tek bir işçi arkadaşımız atılırsa artık Surp Birgiç Ermeni Hastanesi'nin önü eylem alanıdır. İşçilerin, emekçilerin hedefindedir dedim. Bu hafta atılan olmadı şu ana kadar. Muhtemelen basının açıklamasını görmek istemişlerdir. Bir de denetleme adı altında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı aynı gün denetlemeyi de beklemiş olabilirler. İşten çıkarılma bekliyorum. Ama ne kadar olacak bilmiyorum. Şu anda sadece gözlemliyorlar. Yani tepkiyi gözlemliyorlar. Dediğiniz şeye de birkaç ekleme yapayım. İki vardiya olarak çalışan arkadaşlarımız dün itibariyle 3 vardiyaya döndü. Yani haftada 3 gün izin yapılıyordu, izin kullanıyordu ama 12 saat çalışıyordu. Şu anda 3 vardiyaya çevirdiler. Oradan boşalan boşluğu da 3 vardiya halinde tamamlamaya çalışıyor. Yani insanlar daha fazla çalıştırıyorlar şu anda. Yani şey oldu, bir şekilde boşalan şeyi başka bir emekçi döndürmeye çalışıyor. Geçen hafta şey açıklandı, yani DİSK-AR işsizlik raporu açıklandı. Evet. Eylül ayında geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyonu geçmiş. 14-15 milyon işçi çalışıyor memlekette, 16 milyon civarı bir işçi. 11 milyon da işsiz var. Bu yani her 3 kişiden ikisinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Sadece işçiler bazında baktığımızda. Hani tarım emekçilerini, kamu emekçilerini saysak 4 kişiden 1 kişiye düşüyor ama işçiler bazında her 3 kişiden 3 çalışan 3 işçiye karşı 2 tane de işsiz var. Yani bir işsizler ordusu, devasa büyüyen bir işsizler ordusu var. Kriz ne zaman derinleşse, patrona ne zaman ekonomik bir sorun yaşasa ilk işçinin çalışma hakkını elinden alıyor. Belki bu hastanede kısmi bir şey var, haklar falan ödenmiş olabilir. Yani parasını, tazminatını ödüyor olabilir ama bir işsizliğe mahkum etme durumu söz konusu. Siz işten atıldınız, daha önce Koç Üniversitesi'nde de bir sendikal örgütlenmeden atılmıştınız. Orada DİSK dev sağlık işti. Evet. Burası da özel sağlık alanında bildiğim kadarıyla çok sendikalı bir iş yeri yok. Ama Türk İş'e bağlı bir sendika güya burada örgütlü toplu sözleşme yapıyor. İşçilerin hakkını, hukukunu koruyor güya. Ama siz işten atıldığınızda ya da 13 tane emekçi işten atıldığında bu sendikanın tavrı, tutumu nasıldı? Yani orada sağlık iş örgütlü. Örgütlü derken zaten sağlık işe üye olmadığında otomatikmen işe başlarken verdiğin evraklar arasında bir de sendika üyeliği var. Yani seni işe alırken istediği evraklarla birlikte bir de diyor ki sendikamız var. Var, oraya da üye olmalısın. Üye olmazsan eğer zaten maaşın eksik yatıyor. Yani 3-4 bin lira gibi bir miktar eksik yatıyor.
Dolayısıyla ben işten atıldıktan sonra iş yeri temsilcisiyle irtibata geçtim. İş yeri temsilcisine dedim ki yani bu işten atmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın biz bir basın açıklaması yapacağız. Destek olun bize. Yani en azından biz atıldık. Diğer işte arkadaşlarımız atılmasın. Yani 30-35 arkadaştan bahsediliyor ben çıkarılırken. İş yeri temsilcisi patron ya da işveren ağzıyla diyor ki peki diyor Kenan Bey diyor bedava çalışır mısınız? İş yok diyor. Dedim ki bana patron ağzıyla konuşmayın. Bir sendikacı ağzıyla yani bir işçi tarafını tutan bir cephede bir pozisyonda olmalısınız. Yani bu insanları böyle işten çıkaramazsınız. Bu krizin nedeni onlar değildir. Yani demeniz gerekirken diyor ki ne yapsınlar iş yok. Evet iş var. İş var. O çark dönüyor orada zaten ama karlarına kar katamadıkları için bu kadar kişiyi de işten attılar diye mesajlaştık. Sonra birkaç dakika sonra baktığımda kendi mesajlarının tamamının hepsini sildi. Delil oluşturma. Tabii. Şey. Yani dedim ki yani niye sildin? İşte öylesine. Öylesine değil bir şey söylüyoruz biz orada. Bu krizin nedeniyle alakalı bu insanların işten atılmasıyla ilgili yapacağınız bir şey var mı? Bir şeyi yapmıyorsunuz. Yapmadığınız gibi bir de işveren tarafını tutuyorsunuz. Yani sarı sendikacılık. Ve sarı sendikacılık öyle bir şey. Biliyoruz biz geçmişte sendikacılık yaptım ben de. Ben de KESK'te. Dolayısıyla da sarı sendikacılığı iyi bir biliyorum. Nasıl çalıştıklarını, nasıl işverenle ortak bir metin hazırladıklarını, bir sözleşme hazırladıklarını işten çıkarmada da ya da herhangi bir sıkıntıda da işçilerin işten atılmasında da taraf oldukları taraf işveren. Yani bugün işçiler bu kadar saldırıya maruz kalıyor, yoksulluğa mahkum ediliyor. Sebepleri bir yandan patronların aşırı kar hırsıyken biraz da içimizde bulunan o sarı sendikacılar sayesinde o 13 tane işçi işten atılmış buraya dönük tutum geliştirmek gerekirken evet. İşçilerin haklarını, hukuklarını koruyan ve o işten atılma saldırısını durduracak bir politika izlemek gerekirken tam tersi işçiyi işten atılmanın hakkına ikna eden bir pozisyondalar. Evet. Bunları da mahkum etmek gerekir. Yani siz konuşmalarınızda bahsettiniz aslında sağlık sektörünün ne kadar insanlık dışı bir boyuta ulaştığını, insan hayatının alınıp satılan bir meta haline geldiğini görüyoruz. Sağlık patronları kendi karlarından başka bir şey düşünmüyorlar. Bu da yani kamunun sağlık alanından tasfiye ederek özel sektöre peşkeş çekilmesiyle biraz mümkün. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan çok ciddi şeyler, infial yaratan olaylar oldu. Yoğun bakım çetesi denilen bir durum söz konusu, işte 12 tane bebeğin yaşamını yitirdiği, yoğun bakım ünitelerinden daha fazla para kazanmak için bilinçli olarak oralara yönlendirdikleri, ettikleri. Yani biraz bir özel sağlık sektöründe çalışan bir emekçi gözüyle burada dönen çarkı aktarabilir misiniz bildiğiniz kadarıyla? Doğrusu bu çarkın belki birçok ayağı da olabilir. Yani bunlar sadece ifşa olanlar. Biz yıllarca, 10 yıllarca nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık istedik, talep ettik. Bunu yapmadılar, kalktılar sağlığı özelleştirdiler. Sağlığı özelleştirirsen o hastanenin sahibi, yani o özel hastanenin sahibi onu orayı bir kar alanı gibi görür. Kar alanı olarak gördüğünde ise çünkü patron kafasıyla baktığı için meseleye dolayısıyla da insanların can sağlıklarının ya da sağlıklarının çok da umurlarında olmadığı kanaatindeyim ben. Ben de bu konuyu yakından takip ediyorum ve gerçekten tüylerim diken diken. Yani nasıl olur eski bir sağlık bakanının hastanesinde bunlar yaşanır ki 19 hastanenin açıklanan evet. 19 özel sağlık hastanesinin içinde eski Sağlık Bakanlığı'nın da hastanesi var.
denetlemeden bahsediliyor. Peki kim kim denetlemiş? Kamuoyuna söylüyorum. Yani kamuoyu yani şunu sormak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastaneyi Sağlık Bakanlığı'ndan giden müfettişler denetler mi? Ya da ne kadar objektif denetler? İşte tam da bunun ifadesi şu. Formalite, kağıt üzerinde bir denetleme var. Diğer hastaneler için de öyle. Ve tamamen kar hırsıyla, kontrolsüz, takipsiz bir denetleme yapılıyor. Dolayısıyla da insanların canı ya da insanların sağlığı çok da umurlarında olmadığını düşünüyorum. Çünkü patron var. Yani o hastanenin başında patron var. Patron demek orayı kar amacıyla açmış demektedir ki. Ve dolayısıyla 12 çocuğun, 12 bebeğin ya da ki ben daha fazla insanın öldüğüne inanıyorum. Bu tabii ki kişisel fikrim. 12 bebeğin yoğun bakımda ölmesi onlar açısından hiçbir şey. Peki şey yok mu yani kamuda yeni doğan bir şey yeni doğan ünitesi kamuda böyle bir yoğun bakım ünitesi yok mu? Mesela doğum hastaneleri var. İşte yeni şehir hastaneleri açtılar. İşte seçim propagandalarına bile giriyordu iktidarın. Hani bu kadar hastane yaptık. Hastaneye ulaşım çok rahat, sıra beklemiyorsunuz, etmiyorsunuz. Seçim propagandasıydı. Evet. Bir yandan bunları yaparken iktidar geri planda yaşanılan bambaşka ve bugün ifşa olanlardan da görüyoruz. Yani kamuda yoğun bakım ünitesi yok mu? Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ki özel sektöre bu kadar kaymış durumda. Yeni doğan yoğun bakım var. Var ama ilk müracaatta örneğin çok işte acilse özel bir hastaneye gidiyor insanlar. Bebeğini ya da işte hastasını oraya götürüyor. Eğer oranın yeterli bir potansiyeli yoksa o oradan uygun bir hastaneye bulunup gönderilir. Evet. O sevk esnasında işte ben de olsam bir hastane sahibi olsam iki bebeği de aynı yatağa alabilirim. Çünkü neden? Çünkü kazanacağım ben. Hani yani oradan. Ve ne kadar uzun süre kalırsa benim için bu kadar kazandırıyor. Dolayısıyla da kamu hastanelerinde de belki yeterli bir potansiyele de yer olmayabilir ama bunun takibinin ve denetlemesinin yapılması gerekiyor. İnsan sağlığının zerre önemi yok. Burada ona anlıyoruz. Yani bir sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş bir işletme. Yani bir nitelikli sağlık hizmeti vermek yerine daha fazla kâr edeceği uygulamalara, yasa dışı uygulamalara girişiyor. Buralarda da işte o sağlık sektöründe çalışan emekçilerin insani koşullarda çalışması, insana yakışır bir ücret alması da çok fazla beklenemiyor herhalde. Emekçiler boyutuyla buralar nasıl? Yani emekçilerin zaten itiraz etme anlayışı yok. Mesela bir örnekle şey yapayım, açıklayayım. Yani işten atılmış bir sağlıkçı. Bugün işte 13 kişinin atıldığından bahsediyoruz Ermeni Hastanesi'nde. Bu 13 arkadaşın 12'si gelmedi. Yani ben tam hepsine ulaşmadım. Ama ulaşabildiğim 6-7 arkadaşım gelmedi. Nedenini sorduğumda ise bir daha iş bulamam kaygısı. Yani işten atılmış, işsiz, iş arıyor. Sağlık memuru, hemşire, işte ameliyathanenin görevlisi. Ama bir daha iş bulamayacağını düşünüyor. Yani hak arama mücadelesinin de önünü kesen bir şey var bu. İçeridekiler ise tedirgin. Sıranın kendisine gelmesini. Evet. Gerekir. Çünkü 30-35 çalışanın işten atılacağını bizzat bana beni işten atanlar yani bunu söyledi. Evet, söylediler. Bekliyoruz ama bu basın açıklaması biraz da medyada etkisini bulunca sanırım şu anda bekliyorlar. Evet. Ama ben atılabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar gözü dönmüş bir patron kafası yani karından zarar ettiğini düşünen bir patron ilk etapta peyderpey 5
6, 3, 4 diyerek işten atar diye düşünüyorum. Çünkü kârı azaldı. Ya da başka durumlar Evet. gerçekleştirecekler. İşten atmakla emekçileri yani ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Evet. Yani işsiz kalma korkusu ya da başka bir yere işe giremem diye işten atıldığında bir ses bile çıkarmıyor. Buna rıza üretiliyor bir şekilde de. Dışarıdaki işsizlik ordusu, başka yerde işe girememe haliyle işten atılmasına bile emekçinin isyan edememesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani Bir de burası, özür dilerim kestim, sözde sendikalı bir iş yeri. ekonomik kriz derinleşerek büyüyor. Sadece sağlıkçılar değil, tüm sektörlerde öyle. Dolayısıyla da böyle olunca bir sağlıkçı ya da işte bir yani öğretmen ya da bir işte bilmem neyse meslek sahibi olmasına rağmen yine de bir işsizlik kaygısı yaşıyor. Okuduğu üniversitenin harcadığı paranın boşa gideceği kaygısını yaşıyor ve işsiz kalabilme endişesi yaşıyor. Şu, bu da çok vahim aslında. Yani bu ekonomik, bu kriz aslında iliklerimize kadar en çok bizleri vururken aslında bu toplumun tamamına ulaşmış. Yani herkes korkuyor. Meslek elemanı da, işçi de, emekçi de, esnafından tut, bir seyyar satıcıya kadar ulaşmış. Yansımış durumda Evet. herkesi. Yani bir Evet. geleceksizlik, güvencesizlik, işsizlik has safhada. Buna karşı da mücadeleyi büyütmek gerekir. Biraz yani bir özel sağlık sektörü derken yıllardan beri bizler kamusal hizmet istiyoruz. Sağlığın özelleştirilmemesi için, işte sermaye peşkeş çekilmemesi için onlarca eylemlikler gerçekleştirildi. Ama AKP'liyle de sağlık sektörü tamamen piyasaya ve patronların insafına terk edilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın şey olduğu, hastane patronu olduğu bir dönemde hem yurttaşlar için nitelikli sağlık hizmeti almak çok mümkün olmazken orada çalışan emekçilere de uzun saatlerde çalışma, düşük ücretle çalışma mecbur bırakıldı, mahkum edildi. Buna karşı yani şu an ne yapmalı? İşte bir yurttaş olarak biz sağlığın özelleştirilmesine karşıyız. Kamulaştırılmasını istiyoruz. Ama bir özel sağlık sektöründe çalışan bir emekçi, orada çalışan emekçiler ne yapmalı? Bu duruma nasıl bir tutum geliştirilmeli? Yani Koç Üniversitesi Hastanesi deneyimim, Surp Bırgıç Ermeni Hastanesi deneyimim bir özel hastane olmasından ötürü sağlık sisteminin özellikle kamu eliyle yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi yani nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için bir insanın kar şeyi yaşamamalı yani oradaki hastane. Çünkü mesela ben bir tane örnek vereceğim. Örneğin bir küçük bir hastalığınızda acile başvurdunuz. Özel bir hastanede. Aslında bir serumla ya da bir iki tane işte ağrı kesici, ateş düşürücüyle geçiştirilebilir ya da kısmen düzelebilir bir hastalıkta. Diyor ki bir kan alalım senden, bir tahlil yapalım. Bir de idrar tahlili yapalım. Yani aslında mesela özeldeki o kar düşüncesi onu oraya Sevk ediyor. sevk ediyor. Kamuya gitmiş olsaydı o hasta ücretsiz hizmet alacaktı. Belki bir serumla da biraz iyileşebilirken ya da düzelebilirken oradaki o tahlillerle birlikte ve serum ile birlikte fiyat 6 ile 10 bin lira 10 bin lira arasına çıkıyor. Şimdi bu kadar büyük bir faturayı ödeyemez insanlar, emekçiler. Dolayısıyla oradan hizmet almadan giden insanları da gördüm. Paran varsa hizmet Param varsa alıyorsun, hizmet paran alacağım. yoksa Evet. ölüm döşeğinde bile olsa acil Evet, hizmeti bile ama vermek. kamusal hizmette böyle değil. Yani sonuçta devlet vatandaşa, yurttaşına sağlık hizmeti sunmalıdır. Bu böyledir. Yani bütün ülkelerde öyledir. Bütün her yerde öyledir. Dolayısıyla da bir hasta bir hastaneye müracaat ettiğinde gerekli tedaviyi alabilmelidir.
Tedavi alamayan o hasta, düşünün o ateşler içerisinde geldiği acile, acilden sırf parası olmadığı için çıkıp gidiyor. Yani bu çok acı. Dolayısıyla özel hastanelerin kamulaştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bu son patlak veren bu hani ölümler, yoğun çete, bakımlardaki ölümler, bu çetevari yapılanmadan sonra devlet nitelikli, ücretsiz ve gerçekten kontrol edebileceği, özel hastanenin başına bir Sağlık Bakanı'nın getirilemeyeceği bir sistem kurup gerçekten halkımıza ve millete, halka, bu insanlara sağlık hizmeti almaya gittiğinde gerçekten istediği hizmeti verirler diye düşünüyorum. Ama AKP'nin olduğu bir iktidarda genel anlamda, sadece sağlıkta değil eğitimde de öyle, genel anlamda her yerde sadece kar ve para olarak baktığı için biraz zor gibi görünüyor. Ama halkımız ya da emekçiler de bir ortak cephe oluşturmalıdır. Bu ortak cephenin sadece sağlık alanında değil, aslında genel anlamda bir bütün halinde. Çünkü dalga büyüyor ve bu dalga bana bir şey olmaz diyen o emekçiyi de mutlaka içine alacaktır ve işsiz kalmasını sağlayacaktır. O nedenle çalışan, çalışmayan, şu an iş arayan ya da şu anda bir işi olup hadi bugünü de geçiştireyim diye düşünen işçi, emekçi, yarın sıranın ona geleceğini bilmelidir. Çünkü dalga dalga büyüyor ve bu kriz aslında bilinenin çok çok üstünde. Çok daha derin ve etkileyici. Pazardan biliyoruz. İşte gittiğimiz hastaneden biliyoruz. Çocuğumuzu okutmaya çalışırken başvurduğumuz özel işte dershanelerden anlıyoruz. Dolayısıyla çarşı pazar derken iliklerimize kadar hepimiz hissedeceğiz. Çünkü iktidarın buna dönük herhangi bir çalışması yok. Zengin daha zengin oldu. Fakir, gariban, yoksul, emekçi halklar ise bu çarkın içerisinde bugünü nasıl kurtarırımın şeyini yaşıyor. Yani endişesini yaşıyor. Doğru. Şey açısından, sizin gene o işten atıldığınız hastaneye dönerek bir şey yapmaya çalışacağım da, mevcut enflasyondan kaynaklı ücretler yaşamaya yetmiyor. Yani düşük ücrete de mahkum edilmişler işçiler, emekçiler. İşte yeni bir yıl geliyor. Belki yeni yıl yeni zamlar demek. Yani ücretlere de zam olacak. 13 işçiyi işten attılar. Bir 35 işçinin atılması söz konusu. Bu sıranın kendisine geleceğini düşünen bir sağlık emeği, o hastanede çalışan sağlık emeklisi yarın o hastane patronundan zam isteme koşulu olabilir mi? Yoksa o ücretleri de patronun iki dudağı arasında kendisi mi belirler? Dediğimiz gibi orada sarı sendika var zaten. Bu sarı sendika, yani sağlık işin gidip pazarlık yapma gibi bir şey yok zaten. Çünkü işbirliği halinde iller. Dolayısıyla da orada herhangi bir işçinin ya da emekçinin, çünkü örgütsüzler. Dolayısıyla gidip patrondan zam isteme gibi bir şansı yok. Zam istemeyi bırakın. İşte bu dediğim gibi, yani 30-35 kişinin her an işten atılma kaygısı var. Doğal olarak da ses çıkarmıyorlar şu anda. Yani bugün diyelim ki örneğin bir cerrahide 3 tane hemşire var. O gün o serviste hasta az. Ne yapıyor? Dahiliye servisini çekiyor. Yani daha az personelle daha çok iş yapmaya çalışıyorlar orada. Normalde o hemşire ya da o sağlık memuru o servisin hemşiresi ya da sağlık memurudur ya da personelidir. Ama çekiyor oraya buraya ve itiraz edemiyor da, ben niye oraya alınıyorum ki? Yani çok iş olduğunda burada bütün gün çalıştırdınız ama şu anda iş azaldığında ise beni yine en yoğun yer neresiyse oraya gönderip yine de işte çalıştırıyorsunuz daha yoğun bir şekilde. Dolayısıyla
Ben pazarlık yapabilecek güçte ya da nitelikte bir sendikanın olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi sarı sendika. Tek başına sendikayı da, yani sendikayı da dışarıda tutarsak, yani sizi işten atarak karşısında orada çalışan onlarca emekçiye itiraz edersen ya da ses çıkarsan sen de işsiz kalırsın diyor ve düşük ücrete, uzun çalışma saatlerine, yoğun çalışmaya mahkum ediyor. Biraz öyle bir durum sanki. Yani içeride şunu, yani orada şuna inanıyorum ben. Şu anda çalışanların da moral ve motivasyonlarının düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü her an işten atılma, acaba ben o 35 kişinin arasında mıyım kaygısını yaşıyor. Dolayısıyla işten atılma kaygısı yaşayan bir sağlık memuru ya da işte hemşire ne kadar sağlıklı bir hizmet verir ki, verebilir ki? Çünkü diyor ki yani yarın çağırabilirler beni de. Bugün her an hemen şimdi çağırıp işte işinize son verdik. Nedeni ise ekonomik sıkıntılar diyerek işten çıkarabilir. Onun için o kaygıyla çalışıyor. Yani o performansını, o işte moral ve motivasyonunu tamamen işten atılma kaygısına, işsiz kalma kaygısına dönüştürdüler. Ve diyor ki çalış diyor. Hizmet istiyor. En iyi şekilde ve en zor koşullarda çalışmalısın. Şimdi Kenan arkadaş, şöyle siz işte bu emekçi, emek mücadelesinde benim bildiğim en azından hem Zeytinburnu Belediyesi'ne atılma sürecinde bir direniş gösterdiniz. Yaprağın kımıldamadığı dönemde, yani tek başınıza kalsanız bile eylem gerçekleştirdiniz, direniş gerçekleştirdiniz ve kazanımla sonuçlandı. Gene Koç Üniversitesi, yani bir sendikal örgütlenme gerçekleştirdi, orada bir grup arkadaşla birlikte iyi de ilerliyordu. Sendika düşmanlığı yaptı hastane yönetimi ve sizi işten attı. Koç olmasına rağmen bile bir direniş koydunuz. Orada günlerce eylem gerçekleştirdiniz ve Koç'u mahkum ettiniz. Sendikadan atılmaya mahkum edip bir kazanımla, direnişle çıktınız. Zaferle çıktınız buradan. Yani burada anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Sağlık sektörü, özel sağlık sektörü örgütsüz bir sektör. Patronunun tüm hem siyasal gücünü hem ekonomik gücünü kullanarak sağlık emekçisi arkadaşlarımızı ezdiği, yok saydığı, direncini kırdığı, umudunu körelttiği bir sektör. Bu noktada siz direniş örnekleri çıkarttınız ortaya. Yani bunun buradan yola çıkarak sağlık emekçilerine nasıl bir şey önerirsiniz? Bunca güvencesizliğe, geleceksizliğe, düşük ücrete, yoğun çalışmaya karşı ne önerirsiniz? Bu koşullar değişsin, insanca çalışma koşulları ortaya çıksın. Tabii biz hep sendikalar diyoruz. Normalde işçinin orada ezilen işçinin, orada çalışan işçinin bir de kendi emeğine saygısı olması gerekir. Yani o emeği orada harcarken, o çalışma koşullarında, o zor koşullarda çalışırken ansızın kapı dışarı bırakıldığında o emeğine sahip çıkmalıdır. Bunun için mutlaka bulunduğu alanlarda, ben buna inanan biriyim en azından ve çocukluğumdan beri, yani gençliğimden beri şuna inandım. En kötü örgüt bile örgütsüzlükten daha iyidir mantığıyla hareket ettim. Mesela Koç Üniversitesi'nde başladığımda aynı koşullarda, aslında bugün anlattığımız birçok özel hastanede olduğu gibi, Koç gibi güçlü bir patronun hastanesinde elit bir kısma hizmet eden, elit bir hastane, yüksek yani şeyi, hasta profili falan yüksek bir hastane, ekonomik gücü yüksek olan bir hastane. Buna rağmen işte asgari ücretin bir tık üstünde maaş ödüyordu ve iyiliklerimize kadar sömürüyordular. Yani o serviste olmadı, öbür servis, o diğer servis. Bütün gün o hastane içinde dönüyorduk. 11 ay sonucunda sendikanın sesini duydukları anda, yani haberini aldıkları anda, çünkü örgütlü güçten korkuyorlar, oradaki 3 öncü işçi benimle birlikte işten atıldı. Çünkü niye? Çünkü örgütlenmekten çok korkuyorlar. Ve bu örgütlenme modelini örerken bir yandan da
bize bir şey olursa eğer dışarıda da bu direnişi, buradaki örgütlenmeyi sahiplenecek bir şey oluşmalıdır. Bir dayanışma. Ve bu dayanışmayı da oluşturduk biz. Oluşturduktan sonra da koç bunu gördü tabii. Yani 16 gün içerisinde adeta sağlıkçıların ve basının, medyanın gündemine oturdu. Oradaki direnişimiz kısa süre sonra da çözelim aman gidin artık demeye kadar da getirttik onları ve kazanımla sonuçlandı. Şunu tabii bunların hepsi deneyim. Belediyenin önündeki oradaki 3 yıllık mücadele, Koç Üniversitesi bize şunu öğretti. Yani sokak ve dayanışma. Yani bugün Koç Üniversitesi'nde aslında kazanımla sonuçlanmışsa o 3 kişinin oraya çıkıp oturmasıyla ya da bağırmasıyla değil, kamuoyunun ya da dayanışmanın desteğinin olmasından ötürüydü. Dolayısıyla da dayanışma da çok 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 önemli. Bugün dediğimiz gibi ekonomik kriz derinleşirken sadece sağlıkta değil, genel anlamda bakıyoruz her yerde eylemler, işte direnişler var. Bu direnişlerin sahiplenilmesi gerekiyor. Bu direnişlerin de büyütülmesi gerekiyor. Yani sadece o 3-5-10 işçinin yapabileceği bir şey değil, dayanışma eylemlerinin ülkenin dört bir tarafında yapılması gerekiyor. Bugün Polonez'de olduğu gibi. Yani Polonez daha fazla büyütülebilirdi. Daha çünkü gönlü kalbi Polonez işçileriyle atan milyonlar olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bulunduğu her yerde, yani ben ilk basın açıklamasını bu Ermeni hastanesinde okuduğumda dedim ki yani Polonez işçilerini ve direnişteki bütün emekçi dostlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ve gönlümüzün orada olduğunu belirttim. Doğal olarak da ben dayanışmanın çok güçlü olması gerektiğini inanıyorum. Güçlü olursa eğer şu an susan, sinen, işte ses çıkarmayan emekçilerin de ses çıkarma gücü ve cesareti elde edeceğine inanıyorum ben. İzin verirseniz bir iki ekleme de yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ilk güvenlik soruşturmasıyla işten atıldım ben. Güvenlik soruşturması devam ederken yine THK'lerle binlerce insan işten atıldılar. Ben buraya gelmeden önce arkadaşlarım bana bir mesaj attılar. Kenan arkadaş işte hani programda bunu da söyler misin diye. Tüm THK'li emekçiler yani ayın 25'inde saat 10'da Adalet Bakanlığı önünde olacaklar. Bir basın açıklaması yapacaklar. Bu basın açıklamasına KHK ile ihraç edilen tüm emekçi dostlarını davet ediyor ve çağrı yapıyor. Bu çağrıyı onlar adına burada yapmak istiyorum. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kenan Güngör diye teşekkür ediyoruz. Sağlık sektöründe işten atıldı. Ama bu işten atmalar, işçilere, emekçilere yoksulluğa mahkum etmeler artarak devam ediyor. Buna karşı örgütlü bir mücadeleyle karşı durulabilir. 35 kişinin işten atılacağını söylendiği yerde 13 kişi atılmıştı. Bir basın açıklamasıyla bu durduruldu şimdilik. İşten atmalara karşı sokakta mücadelenin geliştirilmesi gerektiğini, dayanışmanın yükseltilmesi gerektiğini belirtti Kenan arkadaş. Biz de sadece sağlık sektöründe değil, tüm emekçilere, emeğe dönük yapılan saldırılara karşı birleşik bir mücadelenin örülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada her emekçinin birbirine dayanışma içinde olması gerekir. Dayanışmayla ve dostlukla, saygıyla selamlıyoruz. Görüşmek üzere haftaya.